Hoş geldiniz. Gözde girişimle ilgili konuşalım. Epey düştü hisse. Bakın 9,5 TL'den şu anda 5,48 fiyatı, neredeyse yarı fiyatına düştü. Hem de o kadar firmayı büyütecek haberler, para getirecek haberler gelmesine rağmen, işte Penta'nın halka arzı oldu, oradan para gelecek. Propak ambalaj satıldı. Ondan sonra bakın şok marketler için bankalar hedef fiyatını arttırıyor. Bakın 17,90 hedef geldi, al dendi. Deniz Yatırım al demiş. A1 Kapital al demiş, İCBC Yatırım al demiş, Yapı Kredi 17,5 hedef vermiş al demiş. Şok Market'in şu an fiyatı 11-12 arası. Şimdi 11-12 arasında Şok Market'in fiyatı 17,5'a gitse, değil mi? Bakalım Şok Market'in zirvesi kaç? Zirvesi zaten 14,75. Bir de hani yükselse 17'lere gitse zaten Gözde'nin portföyünde Şok Market hisseleri var. Gözde'nin öz kaynakları daha da artmış olacak. Şok market yükselecek. Şok market de muhtemelen yükselecek. Bankalar bu kadar yüksek hedef vermiş, al demişler, değil mi? O zaman muhtemelen şok market yükselecek. Şok market yükselince Gözde'nin bilançoları daha da iyi gelecek. Öz kaynakları daha da artacak. Gözde'de zaten bir sürü öz kaynakları arttıracak haber geldi. Propak ambalaj satıldı. Penta'nın halka arzı oldu. Şok markette yükseliş trendi bekleniyor. Ama hala hisse bakın diplerde. Şimdi Gözde'nin bakalım PDDD'sine. PDD'de 0,56, yani inanılmaz ucuz bir hisse ki tahtası da çok büyük değil, milyarlık bir tahta değil. Bakın halka açık piyasa değeri 636 milyar, öyle milyarlık bir tahta da değil açıkçası. Ama niyeyse bu kadar firmayı büyütecek, paralarını arttıracak, firmanın öz kaynaklarını arttıracak haberler olmasına rağmen ne alakaysa hisse düştü de düştü, düştü de düştü. Ama tabii ki parası olana, diplerden toplamak isteyene de iyi bir fırsat da verdi açıkçası. Tabii şu an dibin dibinde ama borsada dibinin dibisi de olabilir. Hani hisseler yükselir ama düşebilir de. Hisseler düşebilir ama yükselebilir de. Böyle değişik bir döngü içindeyiz. Destek seviyemiz 5,77 idi, onu kırdı. Geçen yılki tarihi zirveler bence destek olarak çalışır. Şöyle bir 5,50'lerde destek varmış ama onu da kırmış. Sorun yok. 4,94'te başka bir destek mevcut ama artık buraya kadar da herhalde düşmez yani açıkçası. Buralardan bir yerlerden artık dönüş bekliyorum. Hisse bedavanın bedavası. PDD'de 0,56 gördüğünüz gibi öz kaynaklar muhtemelen artacak. İyi bir bilanço bekliyorum. Hem yıl sonu değerlemeden hem de önümüzdeki zamanlarda iyi bilançolar bekliyorum. Öz kaynaklarını yukarı doğru büyüten bir firma. Bakın 2017 yılında 911 milyonmuş firma ama şimdi 3 milyar 700 milyon. Şok market düştüğü için biraz azalma oldu öz kaynaklarda. Şok market düştüğü için biraz zarar yazdı. Toplam borcu bakın yok denecek kadar az. Toplam varlıklarıyla karşılaştırınca. Durumlar bu şekilde. Firma bence öz kaynaklarını arttıracak. Bence büyüyecek. Hisse bakın gördüğünüz gibi ucuz. PDD'de neredeyse yarı fiyatında. Hisse bedavanın bedavası. Bu ise bence para kazandıracak tutabilene. Artık buralar herhalde dibin dibi olabilirse kısa vadede de para kazandıracak. Orta ve uzun vadede para kazandıracak bence. Gözde girişim küllerinden doğacak. 10 TL'ye gidecek. Çünkü PDD'de 0,56. Şimdi bakalım geçmiş PDD'lerine. Bakın PDD'si 1,5'a çıktı olmuş zamanında. 1'e çıktı olmuş zamanında. Dolayısıyla bu hisse de er geç bir gün gidecek. Eski zirvelerini de geçecek. Tarihi zirvesi 9,50, 9,5. Orayı da geçecek bir gün. Bakalım o gün ne zaman. İzlediğiniz için sağ olun.